Keşpen ne işe yarar ve özellikleri nelerdir hocam? Evet, keşpen bu da İran asıllı Profesör Doktor Merham Keş. Büyük buluş yapmış. İnsanlık tarihinin en büyük buluşu diyebiliriz. Bu saatin ters yönünde olursa tuttuğunuz yere enerji verir. Saat yönünde tutarsanız enerji alır. O nedenle doğru tutmak gerekir. Evet. Bu bakırın nanoteknolojiyle bakır telin işlenmiş hali, sonra üzerine özel bir formülasyon geçiriyoruz bozulmasın diye. Ha, bunun içerisinde de, bu tüpün içerisinde de şu bobüsçenin şey var, katısı var. Biraz daha yoğun hali var. Buradaki enerjiyle de bunu takviye ediyoruz. Bu normal olarak sadece bunu ilk kullanan Firavundur. Milattan önce 2000-3000 yıllarında Firavun bulmuş, icat etmiş. Şimdi biz bunu kat kat geliştirdik, 10 kat daha etkili hale getirdik. Bir de bununla ilgili başka bir çalışmamız var. Bu da yine bakır telin özel bir sistemle, nanoteknolojiyle etrafının, bunu eğer ki ısıtırken biraz kırmızı renk alırsa bozulur. Mor olacak, böyle su akıyor gibi rengi değişecek yavaş yavaş. Eğer ki birdenbire değişirse, tam ısınmadığı, çiğ kaldığı için yine elektrik iletmez. Bu elektrik iletiyor. Bakır kaplı, içerisinde, üzerinde plastik yok. Soyulmuş, yani şey, üzerine plastik geçirilmemiş. Daha sonra bunun içerisinde biz yine aynı şekilde şurada gördüğünüz bovis jel kattık. Yani yine piyasada olmayan bir şey yaptık. Anton şey neydi bu? Keşe. Merham Keşe, İranlı Profesör Doktor'un bulmuş olduğu buluşu tam 10 kat daha etkili hale getirdik. Mükemmel bir ürün ürettik. Bu ne işe yarar? Ağrı. Şimdi burada oluşan girdap enerjiyi alıyor. Hem bunun içerisindeki enerji hem çevre enerji alıyor. Tuttuğunuz yerde, vücudunuzu ağrıyan noktasına tuttuğunuzda 1-2 dakikada ağrıyı ortadan kaldırıyor. Eskiden nasıl yapılırdı bu? Akupunkturla. Akupunkturla milattan önce 4000-5000 yıllarında Uygur Türklerinin bulmuş olduğu bir buluş. Mesela birkaç santim uzunluğunda, bazen 5 bazen 10 santim uzunluğunda organa göre değişen akupunktur iğneleri var. İğneyle ne yapıyor? İnsan vücudunda 360 tane meridyen var. Bu meridyenleri tespit etmişler zaten belli. Usta olmak lazım bunda. Yanlış yaparsan bir anlamı yok. Doğru noktaya, doğru yerde, doğru iğneye yaptı mı baş ağrısı da efendim mide ağrısı da vesaire vesaire ağrıları ortadan kaldırır. İyi bir uzman. Ama iyi bir uzman olmak için de 15-20 yıl en az bu konuda eğitim yapmış olmak gerekir. Şimdi Keşe yapmış olduğu araştırma, mesela Keşe yeni bir teknoloji geliştirdi bununla ilgili. Bu da yakıtsız jeneratör üretti. 10.000 kW'ye yani değerinde elektrik üretebiliyor. Jeneratör herhangi bir odun, kömür, benzin, fuel, hiçbir şey kullanmadan, elektrik hiçbir şey kullanmadan çalışıyor. Neyle? Bunun içerisindeki bakırla, bakırı özel bir sistemle ilgili. İnternette var, isteyen girebilir. Özel bir sistemle üretiliyor ve bu elektrik üretiyor kendi kendine. Nasıl üretiyor elektriği? Havadaki enerji alarak elektriğe dönüştürüyor. Yani biz bir boşluk görüyoruz ama havada çok büyük bir enerji var. Şimdi ilim adamları ne diyor? Mesela en basit bir elementin çekirdeği, şey atom çekirdeğini, mesela elma kadar düşünelim. Onun etrafında dönen elektronu da toplu iğne başından biraz büyüktür düşünelim. Aradaki mesafe 50 kilometredir. O kadar uzak. Elektronla
atom çekirdeği arasındaki mesafe bu kadar uzaktır. Yani milyonlarca defa büyüttüğümüzde bir elementin atomunu, çekirdeği ve elektronunu milyonlarca defa büyüttüğümüzde aradaki mesafe bu kadar büyük. Aradaki mesafeyi kaldırsak, elektronla atom çekirdeği arasındaki mesafeyi kaldırabilsek, şu gördüğünüz bütün dünyadaki sular, dağlar, taşlar, insanlar, hayvanlar hepsi bu stüdyo kadar yer kaplar. Ve onun içi de boş. Protonun içinde CERN'de mesela nükleer araştırmalar merkezinde İsviçre'de ne arıyorlar? X parçacığı, X bozonu arıyorlar. Bulamıyorlar bir türlü. X bozonuyla hücre çekirdeği içerisindeki o boşluğu kaldırsan bütün kainat, belki de yani dünya, atmosfer içindeki her şey şu bardaktan daha küçük, kupadan daha küçük bir şekil alacak. Bilmiyoruz. Yani bütün atmosfer içindeki her şey, içindeki elektronların içindeki boşluğu aldığında, hücre çekirdeği içinde boşluğu aldığında bundan daha küçük bir madde ancak ortaya çıkacak. Demek ki madde, şimdiye kadar ne öğrenmişti insanlar okulda? Katı, sıvı, gaz hali. Üç hali var deniyordu. Ama şimdi dördüncü halini biliyoruz. Nedir? Enerji. Her şey enerjiden meydana geliyor. Enerjiye dönüşür. Enerjiden gaza, gazdan sıvıya, sıvıdan katıya dönüşebilir. Anladım. Şimdi Keşke'nin üretmiş olduğu bu elektrik jeneratör yakıtsız çok kısa sürede insanlar, ben mesela fabrikada ayda 2000-2500 bazen 3000 lira elektrik tüketiyoruz. Ben şimdi mesela jeneratör yaptırıyorum. Bittiğinde artık elektrik parası ödemekten kurtulacağız. Bedava çalışan bir sistem. Ağrıyla ilgili Sadık Bey, bu da 20 yaşında dişini çektirmiş. Adam diş doktoruna gidiyor, dişini çektirecek, azı dişini. 2 dakikalık iş. Azı dişi de 3 kök böyle. Köklerin ucu içeride kırılmış kalmış. Doktor penseyi takmış ama ucları kırılmış. 10 dakikalık iş, dönmüş ameliyata. O kökleri çıkarması lazım. Vurmuşlar bu narkoz iğne. Başlamış burayı kesmiş. 4,5 saatlik ameliyatla zor çıkarmış. Tabii çok büyük tahribat olduğu için orası böyle şişmiş, sertleşmiş, kemik gibi olmuş. Soğuk bir şey içtiğinde ağrıyor, sıcak bir şey yediğinde içtiğinde ağrıyor. 30 yıldır ağrısı var. Dedi ki bana bir çözüm var mı? Kendisi Antalya'da. Dedim ki Keşpen. Geçen 2 ay önce gönderdim. Şimdi bana teşekkür ediyor. Diyor ki ya bu kadar yıl sonra ağrım kalmadı. Ne yapıyor? Sadece böyle diş ağrıyorsa dişinin ağrıdığı yere tutuyor. Ağrıyı geçiriyor. 30 yıl sonra ağrısı kalmamış. Diğerinden Murat Bey, bunda da bitmez tükenmez bilmeyen 20 yıldır kulak ağrısı. Eskiden bir kulak çınlaması atlatmış. Bir doktora gitmiş. Bu da Almanya'da. Doktorun biri demiş ki uzman, kulak, burun, boğaz doktor, ekzema demiş. Şunu kullan. Kullanmış. İyileşmiş, bırakmış, tekrar başlamış. Başka bir doktora gitmiş. Demiş ki mantar var. Şunu kullan. Kullanmış. Bırakmış, iyileşmiş. 6 ay sonra yine başlamış. Başka bir doktora gitmiş. Demiş ki sinirler büzülmüş. Atkı sar. Vesaire. Herkes bir şey söylemiş. Hiç iyileşmemiş. Vatandaş arabaya bindiği zaman arabanın sol camını açamıyor. Açtığı zaman hafif bir rüzgar esse kulak ağrısı başlıyor. Dedi ki ne olur? Ne yapılabilir? Dedim ki bunun adı pain pen. Yani ağrı kalemi. Tutuyorsun kulağına, illa ki içine sokmak şart değil. Şöyle oraya 2 dakika daha kulak ağrısın, iyi gelir. Birkaç defa denemiş, diyor ki ya gerçekten hiçbir ağrım kalmadı. Artık rahatlıkla yazın dahi sıcaklarda arabanın camını açamıyor hiç. Antalya bura gibi değil, sıcak. Orada hala arabanın camını açabiliyoruz, açman gerekebiliyor. Dedik ilk defa rahatladım, kulak ağrılarım geçti. Sağ ol, teşekkürler.